Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere İskenderun'dan seslenmekteyiz. Grand Onur Otel'in konuğu olduk ve yanımızda işletme sahibi Mustafa Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Mustafa Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Yaklaşık bir 22 senedir turizm sektöründe hizmet vermekteyiz. Evet. Kurucumuz şirketimizin yönetim kurulu başkanı Uğur Bayacıoğlu olmakla beraber 1996 yılından bu yana Antakya'da, İskenderun'da ve Antalya bölgesinde olmak üzere turizm işiyle meşgulüz. Evet. Antakya'daki otelimiz 40 oda, yaklaşık 110 kişilik. Hı hı. Buradaki otelimiz 45 oda, yaklaşık 120 kişilik. Antalya'da bulunan Kemer Çamyuva'daki otelimizde 100 oda, yaklaşık 285 kişilik olmak üzere turizm sektöründe hem Antalya'da hem Hatay bölgesinde faaliyet göstermekteyiz. Evet. Turizmci bir babanın oğlu olarak biz de bayrağı babamızdan aldık. Var gücümüzle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. İkinci kuşak olarak siz devam ediyorsunuz. Evet. Efendim burada konaklamanın dışında verilen hizmetleri biraz daha açalım. Gelen talepler doğrultusunda ne tür hizmetler veriyorsunuz? Tabii İskenderun'da bulunan bu otelimiz yaklaşık 185 kişilik yukarıda bir salonumuz mevcut. Burada çeşitli toplantılar ve konferans salonlarında aynı zamanda yemekli organizasyonlarda hizmet veriyoruz. Hı hı. Onun dışında banket hizmetleri veriyoruz. Ve konaklama hizmeti de buradaki otelimiz veriyor. Evet. Antakya'daki otelimiz ise yine aynı şekilde o da kahvaltı bölümünde çalışıyor. Fakat alakart restorantı da var küçük. 100 kişilik kadar. Müşterilerimizin ya da gruplarımızın istediği takdirde her türlü menüyle Antakya mutfağından, Hatay mutfağından daha doğrusu onları faydalandırtırıyoruz. Evet. Onları misafir ediyoruz. Evet. Efendim turizm olarak 3 noktada hizmet veriyorsunuz. Evet. Bu hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz? Kriterleriniz nelerdir Mustafa Bey? Tabii biz Hatay'daki otellerimizde şehir otelciliği yapıyoruz. Antalya'daki otelimizde kıyı otelciliği yapıyoruz. Burada gelen genelde müşteri portföyümüz iş adamları oluyor. Bazı şirketlerin müdürleri oluyor. Antalya'da gelen portföy ise tam tersine tamamen tatil odaklı gelen misafirlerimizi ve genelde yurt dışı ağırlıklı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Evet. Buradaki misafirlerimizin tabii istediği her şeyden önce güler yüzlü, hizmetli ve konforlu bir oda talep ediyorlar. Biz de evet, elimizden geldiği müddetçe Hatay'da bulunan her iki otelimizde de misafirlerimizin istediği, beğendiği doğrultuda kendilerini iki otelimizde de ağırlamaktan gayet mutluluğu ve mutlu oluyoruz daha doğrusu toparlamak gerekirse. Evet. Antalya'daki otelimizde sistem tamamen farklı. Tamamen eğlenceye yönelik, insanlara mutlu etmeye yönelik. Orada her şey dahi sistemde çalışıyoruz. Buradaki gibi bir sistem değil. Evet. Bu her şey dahi sistemde de sabah öğle akşam yemekleri, kafe break saatleri, her türlü hizmetleri veriyoruz. Evet. Biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Sektörde ve bölgede yalnız değilsiniz. Sizin gibi evet, bu hizmeti veren birçok işletme varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeliler? Şimdi ben size şunu şöyle açıklayayım. Babam Uğur Bey'in güzel bir lafı var. Zirveye çıkmak kolay, onu taşımak zor. Oteller 22 senedir faaliyet veriyor, hiç durmaksızın. Turizmcinin meslektaşlarımız bilir, bayramı, tatili, hafta sonu vesairesi herhangi bir şey yoktur. Evet. Burada devamlı işimizi takip ettiğimizi severiz. Devamlı işimizi takip ettiğimizden dolayı misafirlerimizi burada herhangi bir konaklamada sorun olmayacak şekilde elimizden geldiği müddetçe ağırlamaya çalışıyoruz. Evet. Misafirlerle genelde ben birebir sohbet ederim. Normal hiç otel patronu gibi değil, otel yöneticisi gibi değil. İnsanların gerçek görüşünü alırım. Eleştiriye her daim açığız. Evet. Şirket olarak. Eleştirilerine dikkate alırız. Herhangi bir aksaklık sorun varsa onu anında gidermeye çalışırız misafirlerimizin. Onun dışında tabii babadan bu mesleği kaptığımızdan dolayı çekirdekten yetiştik. Ben yaklaşık 28-29 yaşındayım. Tabiri caizse doğdum doğalı otellerin içerisindeyim. Otelin içerisindeyim. İnsanların, misafirlerimizin ne istediğini artık iyi kötü az çok anlayabiliyoruz, hissedebiliyoruz, sezinleyebiliyoruz.
Tabii dolayısıyla çekirdekten yetişmenin de çok güzel avantajları var. Kesinlikle. Onu da bu genç yaşımızda sahaya yansıtmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet. Şimdi ikinci kuşak olarak burada otel işletmeciliğine siz devam ediyorsunuz. Evet. Babanızdan aldığınız bayrağı zirve taşımak için. Önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Tabii Allah nasip ederse hemen biliyorsunuz maalesef yanı başımızda bir Suriye savaşı var. Sizin evet. de bildiğiniz üzere. Bu bölgedeki savaş bittiği zaman biz Hatay'a da sahil otelciliğini kazandıracak Arsuz bölgesine Allah nasip ederse bir yatırım yapmayı istiyoruz. Çünkü burada Suriye'de çok güzel bir Orta Doğu pazarı var. Arap misafirlerimiz var. Bakın ne kadar şehir oteli olsak da Suriye olayları olmadan önce bizlere Lübnan'dan, Ürdün'den, Suriye'den gelen çok fazla turistimizi ağırlıyorduk burada. Ve Hatay müthiş derecede turizm olarak bir potansiyel. Bir potansiyel gösteriyordu sizlerin de gördüğü gibi. Fakat şu son süreçte bu savaş bayağı turizmi baltaladı Hatay bölgesi için konuşmak gerekirse. Allah nasip ederse bu savaş bittiği müddetçe, bittiği zaman özür diliyorum düzeltiyorum. Hemen Arsuz'da güzel bir sahil otelciliği de kıyı otelciliği de yapmak istiyoruz. Büyük bir 5 yıldızlı konseptte bir otel açmak hedeflerimiz de var. Evet efendim bu yolda sizlere başarılar dilerken son olarak ekranların başında bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Son olarak değerli izleyicilerimize aktarmak istediğim, eğer Hatay'a gelirlerse kendilerini sadece burada değil, diğer meslektaşlarım için de söylüyorum. Hatay turizmi gerçekten de gerek mutfağı olsun, gerek kültürü olsun, gerek mozaik müzeleri olsun gerçekten de çok güzel bir yer. Biz sadece Onur Otel adına değil, tüm diğer turizmci abilerim, kardeşlerim adına da kendilerini Hatay'da misafir etmekten, kendilerini Hatay'da ağırlamaktan son derece mutlu olacağımı belirtmek istiyorum. Tüm Türkiye'deki misafirlerim, özür dilerim düzeltiyorum, tüm Türkiye'deki değerli insanların, vatandaşlarımızın Hatay'ı ziyaret etmelerini istiyorum. Evet, biz de vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere İskenderun'dan ve sektörün en iyisi Grand Onur Otel'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.